Bu hayot ekan azizler. Ayol kişide hatolik, kamchilik bo'lishi tabiiy narsa. Buni kechira bilishlikni ham o'rganishimiz kerak. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aytadilar ki ayol kişi qovurg'adan yaralgan qovurg'a qiyshiq bo'ladi. Uni to'g'rilayman desanglar sindirib qo'yasizlar, boricha yashaysizlar dedilar. Demek o'zi yaralishi vujudi o'zi qiyshiq. Uni to'g'rilashga harakat qilsak sindirib qo'yamiz. Uni sindirish taloq, Xudo saqlasin. Ana shuning uchun ba'zi kamchiliklariga ko'z yumishni ham o'rganishligimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhissalom bir kuni sahobalar bilan uylarida o'tiruvdilar, Oyisha onamizning hujralarida. Oyisha onamizdan boshqa bo'lgan boshqa ayollari, ya'ni Oyisha onamizning kundoshlari payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamga taom yuborvordilar. Sahih hadisda keladi. Bir idishda taom yuborib, shunda olib kirib qo'ydi, payg'ambarimiz alayhissalom hali taomni maqtadilar. Bu zo'r pishiradi ovqat, juda shirin pishiradi ovqat. Nariyoqda turgan Oyisha onamiz shunaqa g'azablanib ketdilarki, meni uyimda o'tirib, meni hujramda o'tirib, kundoshim ovqatini maqtayapti deb kirdi deb qo'liga olib, o'sha joyda o'zida bir urib sindirib ovqatni chachib yubordilar. Tasavvur qiling, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oldilar. U zotni jufti halollari shundoq urib to'kib tashladi hamma yoq ovqatni. Sahobalar qatib qoldilar. Hozir men sizlarga aytayapman shu narsani, o'zingizlar tasavvur qilyapsizlar. Men hozir bo'lsam nima qilardim? O'sha tovoq bilan boshiga solardik. Sochlaridan sudrab yurib, yuzlari bilan o'sha yoqni tozalardik. Mana senga o'rtoqlarim oldi charmada qilish. Lekin Rasulimiz nima dedilar? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kuldilarda sahobalarga qarab, indamanglar, onanglar rashk qilyapti dedilar. Shu bilan to'xtadi masala. Hamma ketgandan keyin Oyisha onamiz shunaqa xijolat bo'lib qoldilarda kirib, "Ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, men qizishib ketdim, men nima qilsam kechirasiz?" deyodilar. Tovoq o'rniga bitta tovoq, o'sha taomdagi bitta taom dedilar. Shu bilan masala hal bo'ldi. Lekin bizda esa azizlar, shu darajada bo'lib ketyapmizki, arzimagan narsaga. Bir taloq masalasi bilan kelyapti kecha bir yigit. Men aytayapman, bolam, nega taloq qilasiz xotiningizni? Nima bo'ldi o'zi? Taloq degani bu o'zi aslida yechish, er va xotinlik rishtasini uzib tashlashlik. Mundoq qila aytsak, xotiniga qarab, "Sen mendan boshqasiga erga tegib yashashing mumkin" degani Alloh saqlasin. Nega bunday qilasiz? Allohdan qo'rqing. Nima ayib qildilar? Xiyonat qilib qo'ydilarmi? Dinga nisbatan beodoblik qildilarmi? G'usldan yuz o'girdilarmi? Nima qildilar desam, dedi, nimami qaysidir bir libosimni dazmol qilyapti, kuydirib qo'ydi dedi. Astag'firulloh, shunga taloq qiladi. Ha, u qimmat edi. Xotin arzonmi, badbaq? Gapini qarang. Ovqatni sho'r qilib qo'ysa ham taloq qilib yuboraversin. Boshqa qilsam, yana bitta muammo bo'lyapti hozir. Mana men o'sha bir necha yillardan beri oila masalasi bilan shug'ullanib kelaman. Eng katta muammo qaynona bilan kelin munosabati. Agar qaysi oiladaki qaynona bilan kelinning munosabati yaxshi emas ekan, bunga faqatgina kuyov to'ra aybdor. Yo'lini toping. Onangizni ko'ynini oling, ayolingizni himoyasini qiling, lekin yo'lini qilish kerak. Agar ki munosabat bo'lmayotgan bo'lsa, demak er aybdor. Onamni rozi qilishlik uchun taloq qilardim deyishlik durust emas. Onani rizoligi bosh ustiga, lekin oilani saqlashlikni o'rganish kerak. Hozir bunday bo'lmayapti. Shuning uchun ham payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bizlarga ta'lim berdilarki, ayollarni kamchiliklariga ko'zingizni yumishni o'rganinglar. Ha deb bir kamchilikni topib, kavlab, janjal chiqarib boshqa qilmaslik kerak. Ayolda kamchiligi yo'q bo'lishligi mumkin emas. U jannatda bo'ladi inshaalloh. U ayniqsa yoshlarimizni hozir yosh yigitlarimizni hayolotidagi ayol uylangandan keyin u hayolidagi chiqmay qolishligi bu hammasi u ham hayol. Kinoda hayotga tatbiq qilmaslik kerak. Kitobdagi bo'lgan sevgi qissalarini hayotdan izlamaslik kerak. Bu o'z yo'liga. Lekin kamchiliklarni ko'z yumishni o'rganish kerak.
İmam Gazali rahmetullahi aleyhi aytgan ekanlar ki وَاَعْلَمْ اَنَّهُ لَيْسَ حُسْنُ الْخُلْقِ مَعْهَا كَفُّ الْعَدَى عَنْهَا بَلْ اِحْتِمَالُ الْعَدَى مِنْهَا. Yani bilgin ki ayağınınca azar bir işten tutuyuluşun husnu hulkı imez. Belki ondan yetedigen azarını kurtarışın bu husnu hulk degene gerek. Ondan kiledigen de kurtarışın bu husnu hulk. Demek ayağından azar kiledi. O ayağ acize, o zayıfı. Çünkü sabır kılışın husnu hulk. Bana bu narsa bugün siz bilen bizdeki en muhim fazilatlardan bir tanesi buluş gelir. Uzunu ayağlayın. Uzunu sinirlesine, uzunu kızını kançalık derecede ihtiyat kalırken başkalarına hem şu münasebette rava görüş gelir. Adımda bir devletin padişahı iki devletke başka bir devletke yürüş kılmak için, uruş kılmak için. Şunda aldılar ki, maşvaratı ki, vazirin zararlarını çakırıp, hani o şey ikide uruş kılmak için bugün yurtu ki, bitteden casus yuvarıp, organik genişlik gibi yürüttü. Organişlikte onların harbi salahiyatını yemez, belki başka tavşırıp yürüttü. Sizler borasızlar, onlar yaşayarken ülkede, ayarlılar ki, buluyarken münasebatı görasızlar. Belki Moşit'teki ayağlarla birer de gap söz kılıp durasızlar. Tübriye haletlerle abarıp durasızlar. Ne var olsa şunu bizde gelip aydasız. İki elersini iki haletle yubargın. Oradan müddet otup haliki yubargın adamları gelip padişahı hesabat verildi. Bittesi aydı ki, ben yubargın yurt, çüda galeti yurt eken. Hiç kim köçede ayağını, kızını, sinirisini kıskanmaz eken. Kahlegeni ki gap atışlı, kahlegen cahide, kahlegeni bilen şirat kılıç, ne var olsa kola uğrarken, hiç kimde hiç kim bilen işi yok, hiç kim hiç kimde parva kımaydı, hem de uzunluğun abara, ben bir iki de şuna kahaletlerine mahcup oldum, başka buldu, hiç kim itibar kımar dedi. Yaşı otur, onu gap at kesip ikincisinden sonra, sen ne mekul ben? Ya, ben bargen yok, başka şirat kılıç. Köçedeki ayollarını başkaları ham kuttu uz ayoladik ihtiyat kıladık. Burak bir cahide açık zırna konuştuki imkaniyet yok iken. Ayollarını hayatta ihtiyat kılarken, kızlarını parvarış kılarken, singillerini kızlanarken. Bana şunda cürteşen. Şunda padişah, bunda sen bir yakı otur dedi de müdafası geçen kadar. Bana bu birinci ayetken cahide hücum kılarız. Neden? Çünkü bunu sizinle barzı yürütkizemiz dedi. Ha onun salahiyatını örgünmezden durup yütkizemizdeki kulasını bir yapsızdır, şahım dediler. Kulasını bir eşinin sebebi, anasını, kızını, sinirlisini kızgınken yurt, yurt, yurtunu hal başka yerine koymayın. Der hakikaten, vatan diyem ona vatan diyemiz. Vatan diyem ona vatan diyemiz. Anamızı ardarlayan hikâbe vatanımızı ardarlayan. Demek ona, ayol, şimdi mukaddes iken, bunlarla izaz edilir. Erkek kişi, ailesini turar cahibinin tamirleş mecburiyetini aldı. Erkek kişi tamirledi. Cahib, kim, keçek, bu hammesi bizli vazifemiz. Çünkü biz nikahta bağışladım değil mi yapmış, kabul kıldım diye yapmış. Kabul kıldım degende, çünkü katta mesuliyetlerini boynumuzda alemiz azizler. Kabul kıldım degende içinde şu kapı yaptı. Ben ücayi bilen tahminleyemem. Kim keçek azı vakat bilen tahminleyemem. Düşmandan himaye kılamam. Namahramdan ihtiyat kılamam. Degen manalar var. Kesel olsa davalıyemem. İlim olsa okutamam. Bahar kazandım. Demek bana şunların hamması o şey erkeğinin zimmesi de er hatırına azı vakat ve kim boş bilen nefakasını tahminleştik degende uzunu halice azizler. Bu ayollarımız gem, ilacı olsa yetkizi veçişmesi gerek, haddeden başmasızlıkları gerek. Erdi, takatlıdan artık narsanı sorab bu mey. Takatlıdan artık narsanı ada kılaman deyip ki gün biçare erkek yok, harici işge gitmedi, yok ki bırak bir cinayetki bulan olan. Barca kabul kılış gerek, vay baylarca ortahal, ortahalca nefaka kılırsın. Nefaka kılış gibi de erkek kişi ısrafiye mi yol koymasın, vahillikiye mi yol koymasın. Uz halıca, kolidan kelgenlikçe hareketini kılış gerek.
Lekin ortiqcha talablarni qo'yishlik ham ayollarimizga durust emas. Hozir talablar ham ortiqcha bo'lib ketyapti. Mana erkaklar o'tiribmiz. Agar yaxshi qaraydigan bo'lsak, o'zimizni avvalgi davrdagi onalarimizni, momolarimizni turmushlari bilan bugungi ayollarni turmushini, ularning erga qilayotgan muomalasini solishtirsak, juda katta farq bor. Qadriyatlarimiz qani? Onalarımız, otamızla ihtiyat kılıçlık için kança kança ihtiyatını kılıp muamele kılardılar. Bir otahan, menge aitip veriyordular bana şu Toshkent Azim'de. Uruş mahalde kiçkine bala yedim dediler. 5-6 yaşar bala yedim. Otam dediler, fronttan uruştan bir ayağı uzunup geldi dediler. Üge geldik, benden taşkarı yana dedi, bir kança akı ülkelerimiz, kopçilikimiz dedi. Otam bir ayağı yok. Ertalab bir narsa qilib chiqib ketib, bir burdan non topib kelaman deb chiqib ketadi. Ocharchilik, qiyinchilik. Onam bir kuni juda qornimiz ochib yig'layotganimizda, otam chiqib ketgan ertalab, hali kelganlari yo'q dedi. To'g otam kelguniga qadar bizni yotkizib, o'rab, uxlatib qo'ydilar-da, hozir otangiz kelib, bolalar qorningiz to'qmi desa, ha deb aytinglar. Qornim to'q deylar. Ertalabdan beri tuz totmadik dedi. Ben en kichkinasiman dedi, yotibmiz dedi. Otam kirib keldilar, xorg'in holatda dedilar. Hassalari bilan kirib bir oyoqlari yo'q, kirib dedi. Shundoq kirib bilan bir joyda o'tirib, pastga qarab jim o'tirib qoldilar. Ya'ni hech narsa topa olmasdan keldilar-da. Jim o'tirib qoldilar-da, onamga qarab, bolalarning qorni to'qmi deganida, onam ha, qorni to'q deydi. Men uxlamayotgandim, yosh bola ekanman deyapti, otaxon aytib beryaptilar. U bolaga qarab, bolam qorni to'qmi deganida dedi, ha to'q, nima yedingiz dedi, hech narsa dedi, otam yig'lavordi. Keyin onam dedi, darhol meni ustimni yopib, nimaga bunaqa deysan, hozir berdim-ku deb qo'yib qo'ydi dedi, otam yig'lab dedi, yana hassasini g'irchillatib chiqib ketgani ko'zimda qoldi dedi. Bu yerdagi otani bolaga bo'lgan muhabbatidan ham ko'ra, menga ta'sir qilgani onaning matonati azizlar. Ona, siz ham erkak misiz deb to'polon qilish mumkin edi. Lekin shunchalik darajada ehtiyot qilyapti. Onalar, ayollar shunday bo'lish kerak.